Dolayısıyla o başlangıçtaki karışıklıklar bizim için çok fazla patognomonik değildir. Yani bize bir şeyi söylemez fazla. Ama uyandırırsak rüya gördüğünü anlarız. Rüya görmekte olduğunu, yani bu REM rüyasını görmekte olduğunu dışarıdan fark edebiliriz. Kişinin gözleri hızlı hızlı yatay olarak hareket etmeye başlar. Benzer göz tepkileri kapağına verebilir mi? Yani efendim? Günlük yaşamda vereceği tepkileri uyurken de verebilir mi? Tabii bir yani. Ama yani rüya görmeden önce merkez sinir sisteminde locus coeruleus diye bir yer var, bir nokta var aşağı yukarı bu omurilik soğanının biraz yakınında bir yerde. Locus coeruleus'tan motor sinirlerinin hepsi felç edilir. Yani rüya görmeye başlamadan hemen önce bu felç durumu ortaya çıkar. Kişinin kalkıp da rüyada yani uykuda kesmesini engellemek için. Rüya ile yani o sırada zihinle beden birbirinden ayrılmış olur. Eğer geçerse yani buna rağmen uyaranlar yani rüyada görülen uyaranlar aşağıya geçerse işte uykuda kezme, somnambulismus olur. Uykuda dolaşma. Aynı şekilde sayıklamalar olur. Yani bunlar o eşiğin aşıldığı, locus coeruleus eşiğinin aşıldığı noktalardır. Bir de bu locus coeruleus'un marifeti işte bu karabasan denilen olaylar. Evet. Karabasan olayı şu, locus coeruleus felci meydana getirmiştir. Ama henüz bilinç rüyaya girmemiştir. Rüya fazına girmemiştir. Yani derin uykuya girmemiştir. Ama vücutta felç meydana gelir. Vücutta felç meydana gelmesi normal olarak o sırada henüz daha yarı açık olan bilinç tarafından büyük bir alarm olarak algılanır.